Dostlarım merhaba. Bugün konumuz son 10 yılda %50 artış gösteren reflü hastalığı. Midemizdeki asidik muhtevanın yukarı çıkarak yemek borusunu ve boğazı tahriş etmesine reflü adını veriyoruz. Çoğumuzun başına bir kez de olsa gelmiştir. Şöyle çok yediğimiz bir yemeğin arkasından midemizdeki yiyecekler yukarı doğru ağzımıza doğru gelmiştir. 40 yılın başında nadiren olmasa hastalık anlamına gelmez ancak her gün ya da haftada birkaç kez oluyorsa önemlidir. Ülkemiz insanların çoğunun yaptığı gibi batı tarzı beslenen, kahvaltıda efendim peynir yumurta yiyen, yemeklerine kıyma ya da yağ koyan, işlenmiş besin tüketen ülkelerde yaşayan her 4 kişiden birinde reflü vardır. Amerika'da reflü ilaçlarına ödenen para yılda 12 milyar dolar. Bizim ülkede de en çok satılan ilaçlar arasındalar. Dostlarım, yemek borusunun mide ile birleştiği yerdeki kaslar, yemek yediğimizde açılarak lokmanın mideye inmesine izin verir. Yemek yemediğimiz zamanlarda ise bir kapak gibi sıkıca kapanarak mide muhtevasının yukarı kaçmasını engeller. Midenin asitli muhtevasının sık sık yukarı kaçması yemek borusunun alt ucundaki hücrelere zarar verir. Bakın bu resimde en solda asitle karşılaşmamış sağlıklı bir yemek borusunu görüyorsunuz. Nasıl canlı ve pembe olduğuna dikkat edin. Ortada reflü nedeniyle tahriş olmuş ve iltihaplanmış bir yemek borusu var. Bu hasta muhtemelen midesinin yandığından, yiyeceklerin ara sıra ağzına geldiğinden şikayet ediyordur. Tedavi olmaması halinde yemek borusunun alt ucunda Barrett özefagus dediğimiz kansere meyilli hücre değişiklikleri ortaya çıkar. Hasta ilaçlarla şikayetlerini baskılamaya çalışır ancak gerekli beslenme değişikliklerini yapmaması halinde nadiren de olsa bir sonraki safha burada gördüğünüz gibi yemek borusu kanseri olabilir. Dostlarım, reflüye bağlı mide yanması bazen göğüse yayılarak angina dediğimiz kalp ağrısı ile karışabilir. Göğüs yangısının sebebinin reflü mü yoksa kalp mi olduğunu ayırt etmek de her zaman kolay olmaz. Eğer yanma eforla siz yürüyünce merdiven çıkarken geliyor dinlenme ile geçiyorsa kalpten olma ihtimali daha yüksektir. Tam aksine yanma istirahatteyken özellikle şöyle sırt üstü yatınca ortaya çıkıyor, kalkıp oturur pozisyona geçince azalıyor veya geçiyorsa reflü aklımıza gelir. Bazı reflü hastaları gece yattıktan bir süre sonra boğazlarına kaçan asit muhtevası nedeniyle öksürerek uyanırlar. Reflü inatçı kuru öksürüğe, boğazı temizleme ihtiyacına, ses kısıklığına da neden olabilir, bulantı, kusma yapabilir. Maalesef son yıllarda her boğazı ağrıyana, her kuru öksürüğe reflü teşhisi konulduğunu da görüyorum. Bu yanlış teşhisler, ciddi yan tesirleri olan asit blokeri ilaçların gereksiz yere kullanılmasına neden oluyor. Reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar aynı tansiyon hastalığında, şeker hastalığında, yüksek tansiyonda olduğu gibi hastalığı iyileştirmez. Bir süre rahat etmenizi sağlar. Tabii ki doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanacaksınız ancak hastalıktan tam olarak kurtulmanın yolu dostlarım beslenmenizi değiştirmektir. Bir reflü hastasının ilk yapacağı şey kilo vermek olmalıdır. Şişmanlık reflü riskini artırır. Yağlı ve et ağırlıklı beslenme, özellikle kızartmaların reflü riskini 4 misli artırdığı gösterilmiştir. Yağ hem mide ile yemek borusu arasındaki kapağın gevşemesine neden olarak hem de midenin boşalmasını engelleyerek reflü yapar. Siz tencereye yağ katmasanız bile et, tavuk, balık, peynir gibi yiyeceklerin yapısında zaten yağ vardır. Ne kadar çok hayvansal besin tüketirseniz reflü riskiniz o kadar artar. Buna karşılık tam tersi ne kadar bitkisel besin tüketirseniz reflü riskiniz o kadar azalır. Reflüyü en çok azdıran besinlerden biri de yumurtadır. Reflü hastalarının beslenme alışkanlıklarını inceleyen Japon araştırmacılar yumurta yemenin reflü riskini %89 artırdığını buldular. Fast food yiyecekler, özellikle pizza, peynirli pide, cips başta olmak üzere işlenmiş yiyecekler, alkol, özellikle şarap ve bira reflüyü azdırır. Fazla kahve veya çay içilmesi, enerji içecekleri, kola ve gazlı içecekler reflüye iyi gelmez. Reflü hastalarının acılı, soğanlı ve baharatlı yiyeceklerden, çikolatadan uzak durması gerekir.
Süt içmek yanma şikayetini hemen giderir, iyi oldum sanırsınız ama sakın aldanmayın. Sütün iyi edici etkisi kısa sürede geçer ve arkasından gelen yanma daha şiddetli olur. Portakal, mandalina, limon gibi asitli narenciye grubu meyvelerden uzak durulmalıdır. Nane ve aşırı tuzlu yemekler de reflü hastalarına iyi gelmez. Domates de aynı portakal, limon gibi asidik bir meyvedir ve reflüyü azdırır. Üzerine şöyle domates sosu sürülmüş peynirli bir pizza tam bir bombadır. Şimdi biraz da reflüye iyi gelen ve en azından reflü yapmayan besin maddelerini sayalım. Araştırmalar hayvansal besin tüketmeyenlerde reflü riskinin %53 daha az olduğunu göstermiştir. Bir başka çalışmada bitkisel beslenmenin yemek borusu kanseri riskini %30 azalttığı gösterilmiştir. Yulaf ve kabuklu pirinç reflüye iyi gelir. Yağda kızartmamak şartıyla patates, havuç, pancar gibi kök bitkiler yenilebilir. Kuşkonmaz, brokoli, bezelye, karnabahar reflüye iyi gelir. Reflüsü olanlar muz, kavun gibi alkali meyveleri tercih edebilirler. Dostlarım, bana fiziksel olarak sağlıklı bir insan kimdir diye sorarsanız bir organı olduğunun farkında olmayan insandır cevabını veririm. Sağlıklı bir insan yemek borusu olduğunun, bir midesi olduğunun, bir kalbi olduğunun farkında olmaz. Bir organınız ağrıyarak ya da hızlı veya yavaş çalışarak ben buradayım diyorsa orada çözülmesi gereken bir sorun var demektir. Bakın bunu neden söylüyorum? Bazı reflü hastaları zaman içinde şikayetlerini kanıksıyor. Geğirerek, soda içerek, tabletler çiğneyerek, asit engelleyici haplar alarak durumu idare etmeye çalışıyorlar. Eğer reflünüz varsa idare etme yoluna değil, hastalıktan tam olarak kurtulma yoluna gidin. Reflüyü sadece ilaç kullanarak yenemezsiniz. Gelecekte daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmak istemiyorsanız bir an önce az yağlı, şekersiz, işlenmemiş bitkisel beslenmeye geçin ve reflüden kurtulun. Haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim.